Hazreti Musa zamanında Hazreti Musa tek başınaydı. Yani kavmine de söz dinletmesi çok zor oluyordu, biliyorsunuz. Evet. İman zafiyetinden. Yani, iman zafiyeti çok yoğundu yani. Pek sözünü dinlemiyorlardı. O Firavun ekonomik gücü çok yüksekti. Binalar mükemmel. Kıyafetler mükemmel. Zenginlik mükemmel ve bütün dünya siyasetini oradan idare ediyorlardı. Yani yabancı ülkeleri, dünyayı oradan idare ediyorlardı. Yani o asrımızın İngiltere ve Amerika'sı gibi. O devirde onlara hayran olanlar vardı. Yani Firavun devletine, Mısır devletine, Firavun devletine hayran olan halktan çok fazla insan vardı. Hayran oldukları için de köle olarak çalışıyorlardı orada. Museviler kurtuldukları halde o hayranlıktan dolayı geri dönmek istiyorlardı. İşte onlar orada bize mercimek veriyorlar, acur veriyorlar, sarımsak, soğan veriyorlar bilmem ne. Ne kadar basit şeylere tenezzül ettiklerini göstermek için Allah söylüyor. Ne kadar ilkel, ne kadar sıradan çıkarlar için kendilerini insanların aşağılattıklarını göstermek için söylüyor Allah. Devlet hayranlığı çok eskiden beri olan bir müşrik karakteridir. Devletlere hayran olmak. Devletleri haşa Allah gibi görürler. Allah'tan daha büyük görürler. Çünkü bir mekanizması olduğu için, malı mülkü olduğu için yani onu esaslı bir güç olarak görürler. Evet. Mesela Roma'nın hayranları çok fazlaydı. Her yerden bilgi akıyordu Roma'ya. Evet. Aşağı mesela Roma'nın hiç kale almadığı adamlar. Ama ajanlık yapıyorlardı. Mesela Hazreti İsa döneminde de Museviler Roma'ya ajanlık yapıyorlardı. O Pilatus'a bilmem ne falan, komutanlara şuna buna falan. Kendileri de ezildiği halde Müslümanları ihbar ediyorlardı. İşte falanca Müslüman şurada, feşmekan, Müslüman burada. Özellikle Hazreti İsa'ya yönelik ajanlık faaliyetleri yapıyorlardı. Roma hayranlığına kaynaklanıyor. O zaman İsrail kendi kendine pek saygısı yoktu. Evet. İsrailler. Yani gücü olmadığı için, devleti olmadığı için, esir konumda oldukları için kimse de itibar etmiyordu. Yani etkilenmiyordu. Ama şu an dünya siyasetini ele geçirdikleri için tabii müthiş bir hayran kitleleri var. Ama ajanlık yapmak çok korkunç bir şey. Yani hiçbir ülkenin insanı, hiçbir ülkeye ajanlık yapamaz. Evet. Yani çok aşağılayıcı bir şey. Tabii. Yani çok küçük düşürücü bir şey. Evet. Mesela o Lawrence bilmem ne şunlar bu falan. Adam hayranlık duyuyor. Evet. Onun hayatını okuyor bilmem ne yapıyor. Yani onu eleştirme gözüyle bakmıyor o. Evet. Kendisi de bir Lawrence olmak istiyor yani böyle. Evet. Öyle bir kahpelik yapmak, haber akıtmak olarak bilinen bir şeyi o yüce bir şey olarak görüyor. Yani güzel bir şey olarak görüyor. Devletleri putlaştırmak bir faciadır. Eskiden beri. Mesela Peygamber Efendimiz döneminde Peygamberi zayıf görüyorlar sallallahu aleyhi ve sellem'e. Çünkü etrafındaki insan sayısı az. Evleri yok. İmkanları yok. Bir siyasi gücü yok. Ama müşriklerin muazzam mal varlığı var. Muazzam siyasi güçleri var. Muazzam istihbarat güçleri var. O yüzden o devirde münafık tinetli Müslümanlar müşrikleri güçlü gördükleri için onlara alçakça ve ahlaksızca muhbirlik yapıyorlardı. Evet.
Ayette diyor ki Cenab-ı Allah, aranızdan onlara haber taşıyanlar var diyor. Bu ne demek? Her devirde Müslümanların arasından haber taşıyan müşrikler olacak, münafıklar olacak. Yani müşrik hayranını münafıklar olacak. Haber taşıyan. Mesela Müslümanlar nereye gitti haber veriyor, ne yaptılar haber veriyor. O kadar yoğun oluyor ki o devirde. Çok büyük bir baş belasına dönüşüyor münafıklar. Muazzam bir istihbarat akışı meydana getiriyorlar. Ve müşriklerin, yani o müşrik devletinin yapılanmasına karşı, o Arabistan'daki müşrik güce karşı derin hayranlıkları var. Evet. Onların putlarına da hayranlar aslında. İnanmıyorlar ama yani o da onların hoşuna giriyor. Yani ilginç buluyorlar. Evet. Ve çok saygılılar onlara karşı. Fakat Müslümanlara karşı saygıları yok. Ya yani onlar zaten bir istihbaratla, bir haber almayla yıkılacak varlıklar olarak görüyorlar. Evet. Samiri de Hazreti Musa'nın yokluğunda hemen bir put şey yapıyor. İman zayıf olanlar, yani neden başka kavimlerin putu var, bizim de putumuz olsaydı diye hemen. Evet. Mesela o şeylerin altından put yapmaları. Evet. Buza heykeli yapmaları. Evet. Sırf o Mısır hayranlığı. Evet. Mısır'da çünkü altından putlar var. Mısır devletine olan hayranlık. Evet. Çünkü Mısır'da çok dev altından buzağlar var. O da onlar tabii hipnotize ediyor adeta. Hipnoza giriyorlar. Mesela meydanın ortasında 10 ton altından yapılmış bir buzağı heykeli. Devletin gücünü de göstermiş oluyor onların açısından. Münafıkların içi eriyor onu görünce. Yani 10 ton altından oluşmuş bir buzağı heykeli. Uçsuz bucaksız. Onun önünde eğiliyorlar. O hayranlıktan dolayı, Mısır hayranlığından dolayı, Mısır devletine olan hayranlıktan dolayı, onlara ajanlık yapma ruhundan dolayı, mesela Samiri bir Mısır ajanıdır. Evet. Yani Mısır kültürünü Müslümanlara vermeye çalışan bir Mısır ajanıdır. Yani diyor, Musa'nın anlattıklarını siz boş verin diyor. Evet. Mısır kültürü, Mısır devletinin yüceliği esastır diyor. Evet. Onların putları, put inançları esas diyor. Onlar zaten buzağa inandığının değil, yani Mısır devletine olan hayranlıktan kaynaklanıyor. Çünkü diyor ki biz Mısır'a geri dönmek istiyoruz diyorlar. Evet. İşte acur, sarımsak, soğan, mercimek, yeniden bunlara kavuşmak ne kadar aşağılıklar görüyor musunuz? Evet. Bu ucuz şeylere diyor, yani bu basit şeylere diyor tenezzül ettiler diyor Allah ayette. Yani ajanların ne kadar karaktersiz, ne kadar küçük şeylere tenezzül ettiklerini Allah göstertiyor. O aslında yaptıkları altından put küçük. Yani Mısır'dakilere göre çok küçük. Evet. Ama o Mısır devletine olan hayranlığı vurgulanmış olduğu için o hayranlığı kısmen gidiyor. Mesela Amerikan hayranlığı akıl almaz boyutlardadır dünyada. Evet. Git Pakistan'a, herkesin poposunda Amerikan bayrağı vardır. Evet. Hindistan'da da böyle. Jamaika'ya git öyle. Her yerde öyledir. Evet. Sırtında, poposunda, ayakkabısında böyle her yerinde Amerikan bayrağı. Akıl almaz bir hayranlık vardır. Eziktir onlara. Mesela karşıt olanlar bile o tarzdaydı. Evet. Mesela Türkiye'de komünistler vardı 71'lerde falan. Evet. Amerikan malı kıyafetler giyerlerdi. Ben hatırlıyorum. Evet. Amerikan malı budistler giyerlerdi. Hayrandılar yani. Bilinçaltında bir hayranlık oluyordu. Kavminin karşısına çıktığında şöyle diyor Yüce Rabbimiz, kolmuş eten Allah'ın, o kavmini aşağıladı, böylece onlar da ona boyun eğdiler. İşte büyük devletler böyle, mesela Pakistanlıları, Hindistanlıları falan aşağılıyorlar. Onlar da onlara daha da hayran oluyor aşağıladıkça. Gazetecilerde falan çok fazla var öyle. Bakın Pakistan, bunlar da yalaka yani, bunlara verilen para çok çok azdır. Yani bir köpek maması parası kadar ancak kadardır yani. Adam köpeğine verdiği mamaya ayırdığı para kadarı ancak bunları ayırıyordu. Ama buna da tenezzül ediyorlar. Çok fakirler, dikkat edin baba. Mesela Hintli, Pakistanlı ajanlık yapanlar, Amerika'ya, İngiltere'ye ajanlık yapanlar, gazeteci ajanlar,
Goya kaçtıcı tabi. Tam klasik ezik yalakadır bunlar. Ama yani haşa Allah'tan çok çok daha büyük görürler İngiltere'yi, Amerika'yı. Yani somut bir ilah olarak görürler. Şimdi Allah'ı göremiyorlar ya. Ama o gördüğü bir ilah olmuş oluyor onun için. Yani insanlara yemek veren, iş veren, onlara arabalar veren, evler veren, onların hayatını kurtaran bir büyük, ulu varlık olarak görüyor. Onun için ona tapınmak, onun adamı olmak için can atıyor. Siz diyorsun ya green card falan. Adamlar birbirini çiğniyorlar. Deli oluyor onu aldığında. Hayır, Amerika'da sürünsün, yeter ki Amerikan vatandaşı olsun. Fark etmiyor ona yani. Tabii. Siz yancının yancısı demiştiniz. Evet. Yancının yancısı oluyorlar. Bu tabii bir kitap olacak kadar ehemmiyetli bir konu. Kur'an'da bu çok hakimdir. Tarih boyunca da bu hep böyle olmuştur. Mesela Pers hayranlığı vardı. Pers. Müthiş ajan kadrosu vardı Perslerin. Güçlü bir devlet olduğu için. Ama Roma, Roma değil dünya demekti de. Yani o zaman Amerika'sı Roma. Hemen hemen her ülke yalakalık yapıyordu o devirde. Yani her ülkeden insanlar yalakalık yapıyordu. Birçoğu yani. Hepsi değil ama birçoğu. Kendi vatanını satanlar, kendi insanını, kardeşini satanların haddi hesabı yoktu. Çünkü Roma'ya yananırsa onlar Roma vatandaşı yapma ihtimali olur diye yapıyorlardı. Onun için Roma'nın gücü çok yüksekti. O büyücülerde de, büyücüler kıssasında da biz ayrıca siz yakın kılınanlardan olacaksınız diye onlara vaat veriyor. Bak işte Firavun'un oradaki en önemli vaadi o bak. Yakın kılın, yani devlet sizi koruyup kollayacak. Devletin adamı olacaksınız diyor Firavun. Evet. Bak vaat ettiği şeye bak. Yakın kılınacaksınız demek, devlete yakın olacaksınız diyor. Devletin adamı olacaksınız diyor. Devlet sizi koruyup kollayacak, siz de devletin adamı olacaksınız diyor. O da onlara yetiyor. Yani çünkü o devirde müthiş bir vaat bu. Çok önemli bir şey oluyor. Hocam Firavun dönemindeki zengin olan Karun'un da ah keşke diyorlar bir benzeri de bizim de olabilseydi diye. Tabii Karun'a mesela akıl almaz hayran oluyorlar. Evet. Çünkü güç var.